şurası net. Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti. Milli irade tecelli etti ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Mecliste de çoğunluğu Cumhur İttifakı sağlarken her iki seçimde alınan ağır yenilgi, buraya dikkat, hem muhalefet hem de Kandil'de, yanlış duymadınız, deprem etkisi yarattı. Terör örgütünün yayın organına konuşan PKK'lı terörist Mustafa Karasu, Millet İttifakı'nın seçimlerde doğru bir tutum ortaya koymadığını öne sürdü. İç savaş çağrısı yapan terörist başı, muhalefet insanlara sokağa çıkma çağrısı yapmalıydı dedi. Kıyamet koparabilirlerdi. Her gün açıklama yapıp altılı masayı desteklediler, hezimete uğrayınca da sokağa çıkma çağrısı önerisiyle ülkeyi kaosa sürüklemek istediler. Diktatörler nasıl düşüyorsa bu da bu hale gelecektir. Erdoğan'ın sonu böyle olacaktır. Tarihi 28 Mayıs seçiminden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrıldı. Onun bu zaferi sadece altılı masayı değil, Kandil'deki destekçilerini de üzmüş. Bu bakımdan sistem için muhalefetin gerçekten de tutumları çok zayıf kaldı. Bunu görmezlerse durum daha da kötüye gidebilir kendileri açısından. Ya da bunların yedeği haline gelirler. PKK'nın elebaşları seçimler öncesinde her fırsatta örgütün propaganda aracı olan kanallara konuşup Millet İttifakı'na destek mesajları verdi. O isimlerden biri olan örgütün elebaşlarından terörist Mustafa Karasu, Millet İttifakı'nın ikinci turdaki tutumuna değindi. Millet İttifakı'nın önemli yanlışlıkları oldu. Kayyumlara tutum koymadılar Kürdistan'da. Dokunulmazlıklara tutum koymadılar. Altılı masayı pasif kalmakla eleştirip sokağa çıkma çağrısı yapan terörist başı, kıyamet koparmaları gerekiyordu dedi. Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim dediler. Halkın mücadelesini de önüne aldılar. Bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler. İşte Erdoğan Cumhurbaşkanı aslında Cumhurbaşkanı olamaz diye sorun yapacaklardı. Anayasa aykırıdır diyecekler. Kıyamet koparabilirlerdi. Millet İttifakı'nı yeterince mücadele etmemekle eleştirdi. Ama şunu göze almaları gerekiyor. Seçimle bu halde gitmez, o zaman mücadele edecek. Yani seçimle götürme de bir mücadele işiydi. Etmediler, mücadele zayıf kaldı. Eğer Millet İttifakı sistem için muhalefet eleştirilecekse bu çerçevede eleştirilebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı %47,82'lik oyu hatırlatıp altılı masaya ülkeyi kaosa sürükleme çağrısı yaptı. Eğer mücadele edilirse bu kırılma yaratılabilir. Bunun potansiyeli vardır. %48 deniyor. %30'luk etkili bir mücadele bile bu iktidarı götürür.